Misli TV'ye hoş geldiniz. Bizim ligde Ali ile beraberiz. Şampiyonluk oranları açıklandı Ali abi. İstersen onunla başlayalım. Hızlı bir şey. Evet ondan başlıyorum. Başakşehir'in oranı 1'e şampiyonluk oranı 1'e 35. Eski oranı 1'e 30. Ne oldu sence Başakşehir'de kısaca? Şampiyonlar Ligi'nde zorlu grup çok mu yordu? Yani hem o hem de e, lig, geçen seneki ligden daha farklı e, şampiyonlar ligi büyük etken bence. Bir de geçen seneki kadrodan bu yılki kadronun daha iyi olduğunu söyleyebilir miyiz uyum olarak? Orada biraz sıkıntı olabilir. Ya kesinlikle sol bek meselesi önemli bence. Bolingoli'yi aldılar. Niye aldılar? Celtic'te oynarken çünkü. Bu arada Celtic'te niye aldı Bolingoli'yi böyle? Şimdi Arsenal'daki Tierney yerine aldı. Ben alındığı zaman iyi ama neden dedim yani. Tierney'den sonra hiç olur mu? Bence böyle Gal Klişe lig tarihinin en iyi sol beklerinden bir tanesiydi kesinlikle. doldurmak e, yani o, böyle, onun yeni bir Hasan Ali iyi bir fikirdi. Hasan Ali de fena abi sol bek değil. farklı Şakşerin oynadığı oyunda major oyunculardan, belirleyici oyunculardan bir tanesiydi. Hasan Ali en iyi haliyle yardımcı oyuncudur hep. E, öyle major oyuncu olmasını beklemek hüsran yaratır. Her olduğu gibi. E, son hafta şimdi nihayet Cemali Sertel oynamaya başladı. E, Nasıl buldun de, abi diyorum. Cemali? Ben zaten beğeniyorum yani Rıdvan'la Cemali yetişin gençler diyorum. Milli takımda sol bek meselesine yani Caner'in arkasına ikisinden bir tanesi. Şimdilik tabii ki Rıdvan önde. Daha çok oynadı, daha iyi oynadı. Evet. Beşiktaş Rıdvan'dan bahsediyorum. Ama Cemal de iyi bir oyuncu yani. Eskişehirspor'da kiralık oynarken çok beğenirdim. Ee, bence yani Hasan <laughs> ise onunla başlamaları gerekiyordu sezon ama tabii ki benden daha iyi bilir Okan Hoca. Sonuçta 6. şampiyon takımı, teknik direktörü. Onun dışında bir de bence o şampiyon grubu ya abi şimdi mesela hat-trick yapıyorsun ama yine yenemiyorsun. İrfan Can yapıyor ama yenemiyorsun çünkü çok zor bir grup. Evet. Yıplıtıcı bir gruptu. Ee, onun dışında bir de şu da senin söylediğin doğru. Geçen sezon özellikle pandemiden sonra Galatasaray büyük bir düşüş yaşadı. Ee, artık pandemiye böyle alışmış. Hatta pandemiye göre oynayan bir Galatasaray var. Onu da işte Galatasaray bölümünde konuşuruz, açarız konuyu. Ee, Beşiktaş bayağı bir toparladı. Çünkü Beşiktaş'ta biliyorsun Sergen Yalçın teknik öyküleri geldikten sonra puan tablosu yaparsan en fazla puan toplayan takım Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde. Evet. Hatta şöyle alalım, Ahmet Durçevi başkanlığa geldiğinden beri en çok puan toplayan başkan da Ahmet Nurçevi. Yani Beşiktaş'ta başkanlık sorunu vardı. Teknik sorunu vardı. Bu sorunlardan dolayı da geçen sene bu kadar geride kalmıştı. Fenerbahçe şampiyonluk oranında hala en yüksek şampiyon olma ihtimali verilen iddia risk merkezi tarafından. Ama şimdi böyle sırayla gidersek Başakşehir'den sonra bu kez geçen <laughs> süreden farklı olarak Gaziantep var. 25, 1'e 25 yani Gaziantep'in de üst üste yakaladığı iyi form grafiği, farklı oyunu farklı oyun dizilişi, farklı oyun planları ile topladığı puanlar. Şumudika ne düşünüyorsun Şumudika ile alakalı? Abi şöyle her ligin tırnak içinde söylüyorum bir çılgını olur. Bizim çılgınımız da Şumudika ve hem oynadığı oynattığı oyunla hem de açıklamalarıyla bu ligin rengi ben Gaziantep futbol takımının bu sistemle oynamasının bir getirisi olduğunu düşünüyorum. Normal bir anlayışla oynasaydı e bu sonuçları alamazdı. E, gerçekten çok aykırı bir futbol oynuyor. E, açıkçası bizim Sheffield'ımız gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısınız? Sheffield United gibi. Sheffield United berbat durumda ama teknik direktörü Hayır, de deniyor geçen sene geldi. Yok şu dikkat daha zeki birisi Chris Wilder'dan. Wilder iyi bir teknik direktör, iyi bir adam ama çok zeki birisi değil. Şimdiki çok zeki birisi. Futbolun işlerin nasıl döndüğünü çok iyi anlamış durumda. İşlerin nasıl döndüğü derken sırf öyle bir maç kazanma kazandırma değil. Oyuncuları ikna etme. Yönetime evet. karşı sürekli elini güçlendirme. E, kamuoyunu yönetme. Mesela Fenerbahçe ile oynayacaklar. Diyor ki ben Fenerbahçe'yi çalıştırsam şöyle böyle. Fenerbahçe'yi yeniyorlar. Mesela Fenerbahçe'nin teklif gelmiyor. Ama Fenerbahçe'yi gözüne kesmiş ama diyor ki bak diyor beni... Körfez'den de istiyorlar. Çok da iyi para veriyorlar ama diyor ben burada oyuncularım için kalıyorum. Yani hem Gaziantep Spor'da oyuncuları oynatmaya devam ediyor. Hem Gaziantep Spor'daki başarısının yönetime karşı. Çünkü yönetimden bazı kişiler, Şumidika'nın bazı akıllarından rahatsız dile getirdiler bunu. İşte radyoya bağlandılar. Evet. falan. Ben bir kere gidiyorum trafikte bir açtım. Allah Allah. Ne, oldu, ne olmuş olabilir ki? Bu adam böyle. Kayseri'deyken de böyleydi. Şovu seviyor. Sonuçlar iyi olunca bunlar daha sempatik gözüküyor. Ya da daha fazla işte tolere ediliyor diyelim. Sempatik gözüküyor değil de tolere ediliyor ama sonuçları iyi gitmeyince çok antipatik gözükebiliyor bunlar. Türkiye'de böyle çok hocalar gördük de Şumdiköy'e ben yine de böyle teşekkür etmek istiyorum. Saçma sapan bir ezberi bozup ezberi iddia edenlerin gözüne soktuğu için gözüne bak. Ee, Türk hoca lazım. Yani dedi, dedi, dedi Ligi tanıyan hoca lazım. Çok iyi tanıdı. Hemen tanıdı abi adam. Hemen anında tanıdı adam yani. Abi Carlos Feldkamp, Derval, Gordon Min bunlar çok mu iyi tanıyordu ligi ya? Bu palavrayı geçelim bir kere. Ligi tanırsın abi. Ligi tanıyamayacak ne var bir kere? Kafadan ben sana ligi tanıtayım. Hakemler kötü. <laughs> anladın mı yani? <laughs> ee, çok takım var. Kimse birbirine güvenmiyor. Kaos var. Yani en süper olan seviye kaosun seviyesi süper. kaotik kaotika demişti abi. Çok uygun yani anladın mı? Tamam. Kaosu kendi kontrol ediyor. Kontrollü kaos. Oynattı oyunda kontrollü kaos. 3-5-2'ye göre bu takımı tamamen dizayn etti. İlk maç berbatlardı şu Müdüke Gaziantep'e geldiği zaman. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında 5 yemişlerdi. Bir sürü de pozisyon vermişlerdi. Ee, ama enteresan işler vardı. Mesela solak stoperi sağ stoper oynatması falan. Ben evet. de görüştüm. Allah Allah. Ne manası var şimdi falan filan. E, Sheffield e, örneğini o yüzden verdim hala. Başarıdan bağımsız olarak. Hani üçlüden bir oyuncuyu Hayır, taşıması işte, falan. Bana bir bana Sheffield United deme. Jurgen Klopp, Guardiola, Solskjaer falan dediler ki 5 oyuncu değişikliği yapalım, vay efendim size yarar zengin takımlara. Gördük 3 oyuncu değişikliğinde 2 puansın, 2 Utan, utan, utan. Ne hale getirdin adamları. Koskoca Sheffield ağlıyor senin yüzünden. Bu arada Sheffield Wednesday de kötü gidiyor. Onlar da hocayı koymuşlar. Onlar niye böyle top evet. kulisi getirerek... Bana ne ya, Sheffield'un derdi, benim'i gerdi. Ben şimdi değeri dönüyorum. Sheffield United geçen sezon stoperlerin bindirerek oynadığı bir oyun tarzı vardı. Onu benzetmeye çalışıyorum. Ondan bahsedelim. Aynen, aynen. Ya burada, Burada tam öyle değil ya. Buradaki böyle stoperler daha çok orta sağlıyorlar. Yani e, stoperleri böyle çizgiyi açıp çizgiden hucuma katarak bir oyun planı yok. Genellikle tam tersi orta sahanın ortasındaki üçlüde bir tane böyle defansif ya da işte çalışkan oyuncu oynatırken iki tane de sürpriz golcü kontenjanından oyuncu oynatıyor. Bunların bir tanesi Maxim Ligi'nin bir tanesi. Maxim bunu destekledi. Evet. De farklı farklı düzenlerde, farklı farklı şekillerde oynuyordu. İşte on numara oynatılmayınca sol ön falan oynatılıyordu. Genelde böyle kanatları açılanlar onlar oluyor. Yani o üçlü orta sahanın iki tane ofansif rolde oynattığı oyuncu. Minayas ve bunu da böyle çok iyi yapıyorlar. Ee, lige, lige çok uygun oyuncular aldığı kesin. Yani ligi çok iyi tanıyor abi adam. Ben bir daha yani severiz sevmeyiz. Ben de öyle çok bayılmıyorum adama. Yani öyle istemem ki yani benim sevdiğim takım başı. Çünkü her an garip bir şey yapabilir. Anladın mı? biz de böyle yayındayken bizi de böyle yamultabilir. Ya şimdi camianın falan filan dengeler falan anladın mı? Böyle insanı sıkıntıya sokan hani öngörülemeyen davranışları olabiliyor. Ben yöneticileri anlayabiliyorum ama şu anda mecburlar. Yani gönderemezler. Mesela en son Gaziantep Spor yönetiminden Ocak ayında hocamızla görüşeceğiz gibi bir açıklama gelmişti. Şu o da sözleşmeyle yönetim... ilgili zarf atıyor. Onu gördün mü Ali abi? Şumilika sözleşme bekliyoruz. Türkiye'yi çok iyi tanımış. Türkiye'de kalırsa uzun yıllar ben sana söyleyeyim daha sonrasında... Işte Acun Ilıcalı'nın programlarında... Müge Anlı'nın programında falan da bayağı yıldızlığına <laughs> devam edebilir. Öyle birisi. Çok medyatik. çok Biliyor abi bu işi çok iyi biliyor. Ahmet Çekar bir kere bir böyle konuğuna programda siz tam bir medya hayvanısınız demişti. Ben öyle demiyorum Şumidika'ya. Ama ne demek istediğini anlıyorum orada Ahmet Çekar'ın. Yani ne yapsan ve olay oluyor. Ne yapsan dikkat çekiyorsun. Şumidika öyle birisi. Bunu da biliyor. Lazım. Mesela, lazım, lazım böyle şey. Değil. Böyle Kayseri'yi çalıştırırken böyle tel örgülere dayanıyordu. Kahve içerken düştü ya. Kahve ya da çay içiyordu. Evet. Düştü ya böyle. Orada farklı <laughs> kameralar falan. Orada zaten Türkiye'yi çok iyi çözdüğünü anladım. Gaziantepspor ligi de çözdürdü. E, şu anda çok iyi gidiyorlar ama ben hep söylüyorum her programda da. Mesela ben böyle Çağdaş Atan gibi zeki bir genç bir hocadan şunu beklerdim. Bunlar 3-5-2 oynuyor değil mi? Biz de 3-5-2 oynuyoruz. İki takım aynı eğer dizilişte oynarsa daha yetenekli oyunculara sahip olan tarafın kazanma ihtimali daha fazla olur. O yüzden herkes 4-2-3-1 oynarken Şumudika 4-2-3-1 oynatmıyor. Ona göre oyuncular alıyor ee, ve ona karşılığında da başarı geldi. Söyleyeyim yani Gaziantep'in İsim değiştirdi geçen sene başından sonra biliyorsun. Evet. E, bayağı zorluklar evet. Aslında Doğu Anadolu'nun en başarılı takımı canım tarihsel açıdan. Doğu Anadolu'dan ilk şampiyonluğu oynayan Gaziantep'tir. 2000 yılında Fenerbahçe ile biliyorsun kapışmıştı. Çok mu kapışmaydı ama içinde Gaziantep de vardı. Hatta Kadıköy'de öne geçmişlerdi. 3-0 mı? Tabii. Ee, yani şampiyonluk orada. Tabii bir Rapa için Fenerbahçe'de yıldızlaştığı. Tabii tabii. Rapa için de Instagram'da amma takipçisi var. Fenerbahçeliler kardeşim, gençler. <laughs> Saçmalamayın. Muazzam topçuydu. bir sabah da benim böyle Kadıköy'de Kadıköy'de bir sabah Rafa ile karşılaşmışım da var. Onu da sana anlatırım. Çünkü, e, kurallarını falan bilmiyorum tam. Zaten anlamıyorum. Da, anlamak da istemiyorum. O yüzden hiç o riske girmiyorum ama Rafa sonra konuşuruz onu. İyi bir abimizdi. Çok yetenekli bir abimizdi. Diyelim. Şöyle devam edelim. Gaziantep Spor'da. Peki Trabzon. var mı sence? geleceğiz. Spor'un oranında düşüş var. 13'ken şampiyonluk oranı 17'ye düştü. Ee, Trabzonspor'u şöyle geçelim önce bir kısaca çünkü Trabzonspor'un 20'ken 25'e evet. düştü bu yenilgiyle Galatasaray karşısında. Ben Hı. özellikle golü yiyene kadar çok kötü oynamadıklarını, iyi bir oyun planı sergilediklerini düşünüyorum ama takımın acil 6 numara ihtiyacı var geçen sezondan beri. Mesela bir tane stoperle, işte kaliteli bir stoperle Vitor Hugo'yla ne kadar savunma attığını toparlamışlardı. Geçen sezon oranla iyi bir altı numara almaları gerekiyor. Geçen sene altı numarada yine böyle Hoseyni. Bu çocuğa da yazık Hoseyni ya. Stoperde adam eksilir onu oynatırsın. Vay niye yapamadın? Orta sahaya alırsın niye yapamadın falan filan. Olmuyor işte sizin seviyenizde bank oyuncak oyuncu değil demek ki adam yani zorlama. Yani onu yerli oyuncuyla yaparsın. Abdülkadir Parmağı da mesela çok eleştiri geldi bu maçta. Ben okudum. Arkadaşlar yapmayın. Çocuk sağa çıktı 24 yaşına kadar. Ya bu kadar olur yani 6 numarada, 8 numarada yanında birisiyle oynaması gerekiyor Abdülkadir'in. Ya o fizikte çocuktan nasıl Hı. beklersiniz? Mesela bir, bir Doğan'ı da verdik Afkas gibi oynamasını. Genç Doğan var. Doğan'ı da bıraktılar. Doğan Erdoğan. O da öyle süper futbolcu değildi. İyi bir, iyi bir görev adamıydı ama bak altı evet. 6 numaradan kastım o değil. Taylan, Taylan tipi oyuncu gerek. Diyeyim. Alanya evet, Spor'a evet. şöyle geçelim. Alanya Spor'da sen nasıl buluyorsun Alanya Spor'u? Yani Alanya Spor'un Biraz sallanacağı belliydi ama bu kadar oyunun geri gitmesi ki Çağdaş Hoca ona açıklama yaptı. Biz ilk defa ya da nadir olarak e, oyunu kaybettik dedi. Bence en önemsenmesi gereken nokta o. Puan kaybedebilirsiniz ama oyunu kaybetmeniz e, çok dikkat çekici. E, biraz kadro geniş değil. E, biraz da uzun dönem performanslarda iniş olacağı biraz belliydi ama ben yine toparlanacağını ve kaliteli ayaklarıyla çok da kopma yaşamayacağını düşünüyorum zirveden. Ben de bir süre sonra yeniden seri galibiyetler alabileceklerini düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey var. Zaten sezon başında şampiyonluk hedefimi mi verildi? Yani Çağdaş atan sen bu takımı şampiyon yapmak için göreve getirildin denedin mi? Hayır. Kendi çıtayı yükseltti. Kendi çıtanın altına kaldı. Şeyleri de sağlıklı bulmuyorum. Ya işte e, ligin lideri teknolojikleri soru sormayacaksınız dedi Çağdaş Hoca. Keşke o da öyle demeseydi. Ayrı bir şey. Yani ama şimdi de e, yenilgiler gelince. E, şimdi sorabilirimizi görüyorum. Arkadaşlar gerek yok ne gerek var ya yani? şimdi. Yani ben de hocayı da haklı bulmuyorum da bunu uzatmaya gerek yok işte yani şey gibi farklı bir takım medya gücümüz abi biz yani ayrı bir takım mıyız Media United değiliz kendi aramızda da hiç birlik falan da değiliz yani. Önce bence o işleri halledelim. Çalışma haklarımızı bilmem ne falan onlarla ilgilenelim. Ben sana söyleyeyim yani. Hazır ve son programımızı yaparken misli de bunu da dile getireyim <laughs> ee, şimdi Beşiktaş'a geçiyoruz o zaman dersek Şimdi e, bu sezon başındaki panik, hemen böyle bir tayfa var yine. Ya işte çok kötü bak, bu Ahmet Tunç'a bir başkanlığa getirildi. Bayağı iyi bir oyla seçildi yani. İyi oyla seçildi. Diğer evet. bu arada adaylar da iyiydi. Ben Beşiktaş Kongresi'nde ilk defa bu kadar iyi adayları bir arada gördüm, onu da söylemek istiyorum. Gerçekten de. Belki de şu andaki yönetimin fark oluşturmasını sağlayan da bu. Yani gerçekten Serdal Adalı... Hürser Tekin Oktay, Hürser Tekin Oktay özellikle, Serdar eskiden de çalıştığı için hani kulüpte ayrı ee, ama Hürser Tekin Oktay falan gerçekten kalite yükseldi ya ben ilk kez kongrede konuşulanlar hoşuma gitti, tartışmalar hoşuma gitti ve onun sonucu da gerçekten Caner'den vazgeçip Rıdvan'ı oynatma basiretini gösterme, işte sözde Alman sözde kaleci de artık daha fazla aptallık, aptalcı bir ısrara devam etmeme. Onun yanına iki tane genç kaleci abi ne olacak? İkisi en kötü hali bile ondan daha iyi. Kaleci bir kere ikisi de. Kaleci hata devsa. Bu maçta 3. dakikada Ersin'in kurtarışı Beşiktaş'ın hafta exactly gol de kadar de. burada belirleyicidir, kritiktir. Ama çünkü ilk golü yiyen Beşiktaş'la ilk golü atan Beşiktaş arasında sezonun ilk yarısında 2021 sezonunda ilk özellikle 10 hafta geceyle gündüz kar fark oldu. O yüzden Ersin'in o kurtarışı çok kritik. Geçen hafta ayağıyla evet onları geliştirmesi gerekiyor falan. Utku'nun da Ersin yokken Fenerbahçe derbisi, Başakşehir maçı falan yine iyi performans. Ne oldu o Union Berlin? Ha? Ben ne dedim? Karius diyorlar, Union Berlin'in <laughs> sağlık kontrolünden geçiyormuş. Union Berlin sağlık kontrolünden geçsin. Böyle şey yapılır mı oğlum? Ne yapıyorsunuz? Bak hiç oynamadı. Şimdi başka takıma Liverpool'da yazık. Devamlı kiralayacağı. Kiralaman erken hani Brezilyalı bir oyuncu vardı. Onu layacağı bir böyle takım arıyor. Anladın? <laughs> oynardı. Kimdeki dünya kutu yedekti, yedekli. Yani. Ara dur. Ara dur. <laughs> Kime vereceksin Allah'ım ya ya. Yani o çok basit şeyler var <laughs> Beşiktaş'ta. Oğuzhan Öz Yakuplu. Arkadan itmeyeceğim. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. 2015-16'da çok iyi olabilir. Ondan sonra o kadar iyi olamadı. Bunun çeşitli nedenleri var. Bunun halledilecek. Oyuncu da halledecek. Bak çıktı golünü attı. Her hafta bu ilk 16'ya doğru kendini daha güçlü şekilde atıyor. Sezon uzun. Daha fazla oynayacaklar. Abdullah Hoca'nın hatalarından bir tanesiydi. Oğuzhan'ı o yaz ben bunu Busquets olarak kullanacağım. Hocam oynatıldığı yerde değildi sorun. Sorun oyuncunun kişisel performansıyla alakalıydı. Onu çözmek gerekiyordu. Evet. Bunu çözdü gerçek bu yönetim. Yani Hollanda'ya kiralık gitti. Hollanda'ya gittiği halinden ne kadar daha güçlü? Mental açıdan özellikle ne kadar pozitif? Artı mesela hemen maçtan sonra attığı golü. Ya bir yıl sonra gol attı. Bir yıl sonra gol atmadı. Altı ay zaten Feyenoord'da kiralıktı. Pandemi girdi Hollanda'nın kalanı oynamadı. Beşiktaş da oynamadı zaten hani. Onu öyle saymamak lazım. Şöyle bakmak lazım. Golü attı direkt olarak böyle Abu Bakar'a Instagram'dan. Bu senin için kardeşim falan diye. Buradaki bu böyle takımdaşlık evet. duygusu çok büyük. Şenol Hoca'dan sonra Beşiktaş, hatta Şenol Hoca'nın son 3-4 ayında da Beşiktaş'ta böyle takımdaşlık duygusu kaybolmuştu. Şu anda muazzam güçlü bir takımdaşlık duygusu. duygusu. Bunu, sağlayan, bunu sağlayan bu yönetimdir. Ve bu yönetimi göreve getirdiği Sergen Yalçın'dır. Bunun altını çizen takımdaşlığın. Takımdaki ayrıksı otları temizleyen. En başta işte o adı... Sanı gereksiz adam. Hani kaleyi işgal etti yani bildiğini anladın mı? Yani neyse abi bunlar hakikaten böyle önemsiz şeyler bak. Ama çok belirleyici şeyler. Önemsiz gözükse de çok belirleyici şeyler. Geçen hafta Abu Bakar golünü attı. Kart cezası olan Rozya'ya e gitti tribüne. Bu hafta gol atılır atılmaz hemen önceden hazırlanmış Abu Bakar forması. Herkes Hı -hı. Abu Bakar'ın annesinin ölümüne kendi annesi ölmüş gibi üzüldü. Gerçekten takım içinde de birkaç kişiyle konuşuyor. Evet. Bakar çok duygusal önce öyle çok güçlü fizikli Işın kılıcı gibi futbolcu diyor. Herkes zannediyor diyor ki evde falan bu devamlı şey yapıyor. Karate marate falan yapıyor. Öyle biri zannediyor. Alaksi yok. Şiir kitapları okuyan falan birisi abu Bakar. Yemin ediyorum sen. Felsefe kitapları okuyan. Çok ince ruhlu birisi yani. Ee, çok duygusal. O kadar üzülmüş ki. Tabii herkesin annesinin üzülmesi, ölmesine üzülürsün. Bir tek böyle abi. şey. Albert abi. Yabancı kitabının başında üzülmez o kadar. Hani bugün annem <laughs> öldü ya da dündü yazar. Albert Yabancı da. O kitabı falan da okudu Abubakar onu da söyleyeyim. Yani ne okudun da hakimiz o ayrı konuşmuştuk zamanında. Ha, güzel. Ee, tabii tabii baya güzel şeyler okuyor. Ve arkadaşların Abu bu kadar sahip çıkmasıdır. Abu Bakar'ı gol krallığında zirvede tutan. Gezalı asist krallığına yükselten yine bu böyle takımdaşlıktır. Neredeyse hep böyle aynı pozisyonda ve aynı asisti yapıyor değil mi? Olsun. Rozya ile olan o takımdaşlık birbirini tamamlama olayı saha içinde taktiksel açıdan. Bunlar çok... Benim önemli. Güveni nasıl şekilde. buldun Ali abi? Hiç fena değildi. O da sezon başına göre bayağı iyi duruma gelmiş bu maç itibarıyla. Güven aslında Safkan kan değil. Ama artık anladı dokuz da oynaması gerekiyor Beşiktaş'ta iş düşünce. Larin'in zaten kaşından sakatlığından dolayı kafa toplarına rahat rahat yükselemeyeceği için o yüzden de hoca güvenle başladı ve güvenin o kafa toplarında da aksiyona girmesi hani geçen yıllarda eksikti bu. Lavorkusundan geldiği zaman özellikle ya ben ikinci forvetim, ben yardımcı forvetim. Beşiktaş'ta o yok. Şu anda o yok yani mesela kimse orada oynamıyor Beşiktaş'ta. Öyle ikinci forvet diye bir şey yok. Talişka yok artık. Ona göre oynayacaksın. Ee, ona göre oynuyor. Çok mesela yine son derece gerçekçi, son derece disiplinli bir oyun oynadı Beşiktaş bir 0a geçtikten sonra. Bu çizgi tartışması ile ilgili ne diyorsun taş tartışması ile ilgili? Yani orada Sergen Hoca'nın dediği noktadayım ben. E, çıktı gibi geldi dedi ya Sergen Yalçın. Bence de e, taç olduğunu düşünüyorum ben pozisyonun. E, ama Ligimizde sadece Beşiktaş maçında değil, hani tüm maçlarda, Fenerbahçe, Başakşehir'de de hemen hemen tüm maçlarda diyeyim, hakemden önüne, önüne geçmesi vara rağmen önüne geçmesi e, bence bizim ülkemizde varın zaten hani kullanılamadığının artık bir ilanı Davul ile biz her hafta ilan ediyoruz ve UEFA'ya, FIFA'ya da bir sürü raporlar gidiyor diye biliyorum ve o raporlarda da bizim ülkemizin hiç iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz. Yani bizim ligde var aslında yani. Video asist asistan yok. hakem aslında yok e, maalesef ama bence Touch e, fakat maçı da Touch üzerinden sadece konuşmak yanlış ama e, kırmızı kartı gören Hakan'ın e, durumu hani itirazdan falan tabii ki maçın dolaylı da olsa belirleyici faktörlerinden biri oldu bence. Şimdi orada e, Hakan'a kim verdi size telefonu? O böyle Sivas Spor aleyhine büyük bir hata yaptı. Sen de bilirsin. Evet. Ya biz bu amatörde oynarken bile devre arasında şimdi biraz anlatmaya çalışayım. Herkes oynar biliyorum ama o büyük sahada. Hele öyle Hakan gibi orta sahada oynayınca ben de orada oynuyordum. Abi sürekli ileri geri sürekli ileri geri. Sekeni toplamaya çalış. Arkadaşının dublajına git. Aa Sabek arkaya adam kaçırdı. Git oraya sen sağ içsin. Stoper kafa topuna çıkamadı. Arkaya git. Ön tarafa git bakalım. Santraforla duvar pasına gir. Adrenalin 2 milyon 500 bin oluyor. Vallahi adrenalin evet. seviyen. Ben bana mesela o oynadıktan sonra 45 dakika Birisi gözünün üzerinde kaşım var dese ben ne diyorsun lan falan ya mı o boğazına yapışırmadım. Hakikaten. Çünkü insan psikolojisi bu. Bir de abi gidip maçtaki o varda bir de beklenildi yani bayağı beklenildi. Çıktı mı çıkmadı Tabii. mı diye. Kimse de demedi ki yanakem sen niye orada duruyorsun baba ya? Sen reklam panosu musun ya? Reklam panosunun dibinde duruyor ya. Sen rakip firmanın reklamını mı yaptın? Anlamadım ben yani orada spoiler ne var orada yani viral mi yapıyorsun abi yerinde dur saç çizgisinde hemen iki adım önünde durur yan hakem çok basit topun çıktığında çok net görür çıktıysa çıkmadıysa da çok net görür iz düşümü de görür iz düşüm olmayanı da görür her şeyi görür görmesi gereken kişi görmüyor artı kardeşim o kadar açıdan mı çekiyorsunuz o pozisyonu ya Allah Allah bir sürü para veriyoruz federasyon bir sürü bize ve hava satıyor bu kadar kar ettik, şu kadar kar ettik. Sonra işte federasyonumuzun meşhur dönerini yiyelim falan var ya abi aklıma geldikçe sistem sistemi. <laughs> Valla mavi ekran veriyor abi sen dönerci misin <laughs> abi? Sen şunlarla ilgilensene <laughs> madem o kadar kar ettin. Ülkede senin ülkende büyük tartışma olur bunlar çünkü kimse kimseye güvenmiyor. Hakemlerin evet. performansı kötü, sistematik olarak kötü. Herkes niyet sorguluyor, kimse kimseye güvenmiyor. O zaman bana şey demeyeceksin. Ama Şampiyon Ligi'nde de işte çizgiyi geçiyor mu geçmiyor mu? Abicim orada herkes birbirine güveniyor. O Real Madrid Ajax maçını örnek veriyorlar ya. Kardeşim Hı -hı. hiçbir Real Madrid o maçı şöyle çıkmıyor ki. Bize hakem bir yamuk yapar mı? Ajax'ın gençleri çok iyi ama biz de Real Madrid'iz üstte Şampiyon Ligi kazanıyoruz. Ajax da böyle. Biz çok iyi gençler yetiştirdik ama işte Frankie de Jong, Delikt o zaman oradaydı ya Ziye. Falan Hı -hı. işte Hı -hı. onu niye yetiştirmedi. Twente'den aldı. Ee, Enes'le takım arkadaşıydı Twente. Neyse. Hı -hı. Ya biz bu kadar iyi takım kurduk genç falan. Ama işte hakem acaba bir şey yapar mı Real Madrid Franco falan buralara gidiyor mu abi adam gitmiyor yani anlatabiliyor muyum <laughs> güveniyor yani şampiyon liginde. Olmuyor çünkü böyle madrabazlıklar. Senin liginde de ama böyle madrabazlıklar olduğu için kimse, kimse kimseye güvenmiyor abi. Ondan sonra ben patladım dün program. Ya ben nasıl göreyim dedim ya. Ya ben önümü zor görüyorum maç izlemekten yani. Taç çizgisini ben nasıl görebilirim? Yanakem göremiyor. Ben niye göreceğim? Kardeşim nasıl görebilirim? Anlatabiliyor muyum yani? Allah Allah abi sonra madem böyle abi ona göre sen oraya kameralar yap. Gol çizgisi teknolojisi getir abi. Bak o firmin bir tane pozisyonu var Leicester maçında. Uh -huh. e ne var abi onun için taşın ya bana kimse pahalı malı demesin. Yemezler nelere paralar gidiyor. Ben Am amatörde oynanmıyor canım. maç. Niye oynanmıyor? O da masraf. Onun neyi masraf artık yani? Sağlık güvenliğini sağlayacaksın bu kadar. 18'er oyuncu gelecek, oturacak. Oynayacaklar üç tane dört tane dahaken bitti 36 40 kişi sağlık testi bu bitti yani zaten hani bu ne var yapamayacak federasyon sonra çağırıyorlar bizi değil mi Evren hadi şimdi federasyonumuzun meşhur dönerinden yiyelim ya ben döner. Riva'ya <laughs> kadar gitmeye gerek yok Kadıköy'de dönercinin kralı <laughs> ve alası var anlatabiliyor muyum bilemedim Beşiktaş'a geç vapurla var her yerde var abi evet. İstanbul'un taşı toprağı Arnabancı, dönerci yani. <laughs> neyse e, buradan Galatasaray'a geçelim o zaman. Geçelim abi. Trabzon maçı Galatasaray için bence sezonun e, önemli maçlarından biriydi. Niye? Trabzon iyi bir oyun planıyla başladı. Abdullah Avcı oyunu sıkıştırarak, e, savunmasını öne çıkartarak, rakibini Galatasaray'ı çok fazla ceza sahasına sokmayarak başladı. Aslında plan tuttu gibi gole kadar. Canin ile pozisyona da girdi Trabzon. Ama Galatasaray yetenekli ayaklarıyla ve formda olmanın getirdiği özgüvenle kaleye kadar pas yaparak ki kısa pas oyununa geçmesi Galatasaray'ın bence Fatih Terim'in aldığı en doğru kararlardan bir Elindeki malzemeye göre bir oyun üretti. ve o oyunda formda olmak, beraber keyif alan bir futbol oynamak Trabzon'da ilk golü getirdi. İlk golü gelince Trabzon'un bence kırılma anı orası oldu. Toparlayamadı Trabzon. Galatasaray oyununa tekrar vites arttırıp biraz daha kalite katınca zaten e, sanki şöyle bir hava esti. Bu maç 2-3 gün oynansa yine Galatasaray kazanacak gibi bir atmosfere dönüştü. E, bunun sebepleri var. Ee, Cagnesis, Falcaosuz, Oğulcan'la bunu oynamak bence çok önemli bir e, Galatasaray için etken. Çünkü Trabzon gibi güçlü ve yenilmemiş bu zamana kadar Abdullah Avcı ile yenilmemiş bir Trabzon'a karşı bunu yapabilmek hem özgüven hem de ilk yarı sonuna kadar biraz e, ikinci yarı çünkü 5 günlük bir süre var. Transfere kadar diyeyim biraz rahatlama yol açacaktır. Galatasaray'da transfer olacak. Olması hedefleniyor diyeyim daha doğrusu. E, bu yönde de çalışmalar var. Hala Fatih Terim eksik parçaları tamamlamaya çalışıyor. Musteren'e katılacak olması bence çok önemli. E, onun dışında birkaç bölgeye de hocanın e, muhakkak takviye yapılmasını istediğini söyleyebilirim. Nereleri istiyor? Abi şöyle, e, Luyendaman'ın eğer talipleri Galatasaray'ın istediği rakama erişirse e, bir stoper istiyor Bakalım. hoca. Bakalım. Bu rakam 15. Yani şu an tam bilmiyorum ama yani çift taneler olursa Galatasaray için iyi olacak tabii ki. Ama pandemi şartları, kulüplerin durumu, dünyanın geçtiği nokta e, bunu belirleyecek. Fakat orta sahada e, yerli oyuncu rotasyonunu artırmak için Aytaç Kara'nın örneğin ismi geçiyor. İşte kanatlarda Hasan Hüseyin'in ismi geçiyor. Ve bir hızlı oyuncu, sprinter, yabancı Onyekuru tarzında, Onyekuru muadili bir oyuncu istiyor Fatih Hoca. Gitmesi beklenen isimler de var. Yani orada da işte Falcao'ya gelecek teklif önemli, Babel'in alacağı karar önemli çünkü Babel Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Dolayısıyla Galatasaray'da çok fazla ikinci yarı garanti midir forması Babel'in soru işareti yani Babel'e bağlı biraz. E, o yüzden oynayarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hedefinde. E, Babel'in durumu, Belhanda'nın durumu sözleşmesi 6 ay kaldı biliyorsun. E, Luyendama, Babel, Falcao, Belhanda bu dörtlünün durumu Galatasaray için belirleyici olacak diyebilirim. Peki önümüzdeki hafta ilk kez Taylan olmayacak kart cezasından dolayı önümüzdeki maçta. Evet. Orada Fatih Hoca'nın kim oynatmasını bekliyorsun? Şöyle Donk'un formda olduğunu düşünecek olursak stoperde hep oynadı Donk bu sezon. Bizi biraz geri gitmişti ilk haftalar için söylüyorum. Çok kötü bir sezon başlangıcı yapmıştı Donk. Ruyunda sakatlanınca Donk bunu çok iyi kullandı. Ve stoperde Cuk oturdu. Marka baskı gelince Donk'la çıkabildiniz. Ve Donk iyi bakıyor kendisine. Ee, benim şu an şahsi fikrim daha çok hani kimseyle konuşmadım ama daha maça var. Ee, Luyendaman'ın stoper olabileceği, Donk'un önlerinde oynayabileceği bir sistem şu an ilk beklenen sistem diyebilirim. Donk o en iyi haliyle yani daha genç haliyle bile Tayland'daki o hücum sürekliliğini sağlama e, gibi özellikleri evet, sergiliyordu ki. Daha ortada oynayan bir oyuncuydu. Daha top tekniği ağırlıklı, çok iyi şut atıyordu biliyorsun Aynen. Kasımpaşa'da orada yani Beşiktaş'a attığı bir gol var, Rıza Çalınbay çalışıyorduk Kıbrıpaşa'yı. Tabii, çalışıyordu Tabii yani yalnız da oynuyor. Oyunca oynuyor yani orta sahada. Ama zaten futbola da daha ofansif rollerde başlamış bir önce. Bu arada bir şey söyleyeceğim. ya Şeyin işi kolay değil zaten. Babelin sen dedin ya, milli takıma gitmek istiyor falan. Mesela şu Hı -hı. PSV'deki Gakpo, Gakpo bir oynamaya başladı. Yani böyle sol önde, son zamanlarda. Yani iki maçtır golü var. E, çok beklenen de bir oyuncu. Yani onun dışında... Rotterdam'da Duarte var. Joshua John. Ya bir sürü oyuncu var. Narsing tekrar Feyenoord'da. Tabii. Yükselişe Hı -hı. geçen bir tanesi. Yani Onun da son onu... olacak, olacak Babel'in. Babel'in mutlaka, mutlaka oynaması gerekiyor. Yani Galatasaray'ın bunu çok iyi göz önünde bulunması gerekiyor. Yani bu kez Babel evet. bana tamam ya Galatasaray'daki maaşın yarısı bile tamam ben giderim bir takıma diyebilir bu sefer. Yani böyle bir ortam var ama evet. maç sırasında da çok iyi canlı yorumculuk yaptı fark ettiysen. Fark etti mi Ryan Babel? Galatasaray maçında oynamıyordu ama devamlı hadi ikiyi de bulalım rahatlayalım falan yazıyor falan böyle. Ee, ya sanki yavaştan da ya ben yedekten alırlar Bizim zaten. Bizim mesleğe göz mü değdi acaba Ali abi? Abi yapar. Çok iyi yapar o iş ya. Ben sana söylüyorum. Abi adam zaten Tabii. sosyal medya fenomeni de ya biraz erken ilgilenmeye başladı. Bu sene için demiyorum da iki sene önce falan. Ya Twitter'da taraftarla falan neyin polemiğine giriyorsun sen ya. Evet. Boş ver Gerek abi. Yok sen koskoca Ryan Babel'sin kaç kere Hollanda. Ben o kadar Hollanda milli takımda, Türkiye milli takımında, Ne Türkiye milli takımında? Ben o kadar San Marino milli takımda oynasam yine tamam kardeş diğer der geçerdim yani. Canın sağ olsun falan derdim. Hollanda milli takımda oynamışsın. Anladın mı yani? her yani böyle bir Babel'de evet. şey var. Zaten futbolculuğu da öyle yani. Santrafor formu, sol ön mü, sol forvet mi? Mevkisiz oyun. Ya. Yani, mevkisiz değil canım. Hepsini oynayabiliyor. Hatta hepsinin karışımını evet, çok iyi oynuyor. Burada hepsinin karışımını olarak yormuyor, oynadığı yer. Yani Sola açık diye Ya, Tamam. İyi ama şey yani ee, iyi yani iyi bir kariyer, iyi oyuncu gerçekten. Tabii. Ama Galatasaray'da şu andaki oyun sanki başka bir şey evrildi. Ve evet. ben oraya artık iki ay sonra falan artık ben oraya Arda Turan oyundan çıkınca böyle Kerem Aktürk girmesini bekliyorum. Ya Fatih Hoca'yı ben şöyle. Şöyle analiz etmek istiyorum. Geçen sezondan büyük bir ders almış durumda. Geçen sezon bu zamanlar hani şampiyon liginin bitmesine yakın. Bu FT takımı değil arkadaşlar Hı -hı. dedi ya bak. Takım. Geçen sene bayağı kariyerli, bayağı yıldız oyuncu kategorisindeki oyuncular transfer edildi. Falcao'sundan, Enzonzi'sine, Lomina'sına, Seri'sine. Ya hiçbiri de şöyle hani vay be. Dedirten performans sergilemedi. Özellikle Enzonzi kafadan hayal kırıklığı oldu Fatih Hoca için. devrasına yolları ayırdı. Ee, seri iyi oyuncu. Hepsi gayet iyi oyuncu da seri bayağı iyi oyuncu ama. De seri de istiyor hoca bu arada. arada, arada Sen, evet, acaba seri ne için istiyor? Direkt böyle Taylan'ı yeni oynatmak için istiyorsa zannetmiyorum. Çünkü Taylan'ı yani Taylan e, Aytaç da geliyor. Hayır ben şöyle düşünüyorum. Yani, Hocanın bir yerden... Ekiz yapabilir seri. Taylan. Artı ve Oğulcan. Mesela Taylan'ı gördü de Oğulcan. Hani Önümde Cagne var. Lig gol kralı. Türkiye Ligi gol kralı. Falcao var. Dünya yıldızı. İşte Falcao'yu yı oyun konsolunda o... alıyordur olacağım büyük ihtimalle çocukken. Tabii canım. Mesela Cagne diye bir şey olsa Babeli Hoca oraya kaydırır. Ya ben ta dördüncü santra formuyum, Ben sağ öne oynayayım. Hani sağ önde Feguli ama Faguli var. İşte Emre Emre Kılınç orada oynuyordu Sivas Spor'da. Öyle değil. Ça Olcan çalayan şöyle bence konsantre olup bu seviyeye çıktı. Bak hoca Taylanı oynatıyor. Bak hoca Taylan'ı evet. yine oynatıyor. Bak ya böyle Taylan yine çok iyi oynuyor. Demek ki hoca beni de oynatabilir. Ben de çok iyi oynayabilirim. Hoca isme bakmıyor. Performansa bakıyor ve böyle böyle toplayarak bunları Taylan, Olcan bir 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 takım oluşturuyorsun. Fegoli sahiç oynadı. Ee, şey. Emre Kılınç Sivas Spor'da oynadığı mevkiden çok başka yerlerde oynadı. Genelde orta sahada merkezde evet, daha da başarılı. Koliç oynadı daha. Evet. Evet. Geçen sezon geçen sezon mesela işte Ömer Bayram bunu yapmıştı. Aynı şekilde. Hı -hı. Yedek olarak girip asa dönüşen ve asist olup yağan bir oyuncuya dönüşmüştü. Bu sene bu oyuncular yapıyor. Fatih Hoca'nın geçen sezon ortasında itibaren hani bu FT takımı değil. Şimdi bireylerden çok bir böyle takım oluşturma çabasında. Arda'yı Arda da niye bu kadar istediğini son haftalarda daha iyi anlıyorum şimdi. O böyle takım başlığı güçlendireceğini düşünüyor. Yaptığı hatalardan artık ders aldığını, oyuncu olarak çok olgunlaştığını, kişi olarak da tekrar olgunlaşabileceğini düşünüyordu hoca. Bunu katıyordu hesaba. Ve e, gerçekten Arda bu maçta da bayağı iyi oynadı onu söyleyeyim. Hafta içindeki Kesinlikle. maçta da bayağı iyiydi gösteri maçında da. E, Fatih Hoca bunu gösteriyor bize. Yani öncelikle böyle Orada takım... Şöyle maçı... bir örnek vereyim Ali abi. Paris maçında e, tribündeydim. E, geçen sene 5-0'lık maçta. Enzo Galatasaray kariyerinin bittiği maçtır o. E, yani tribünde olunca sen de yıllarca takip ettin basın tribününde. E, her şeyi görebiliyorsun. Orada şunu gördüm. Bazı oyuncular yıldız olmalarına karşın şampiyonlar ligi logosunu Galatasaray logosunun önüne koyup gelmişler İstanbul'a. Fakat bu sezon Arda'nın katılımının en büyük sebeplerinden bir tanesi saha içinde olasılarda ya da maça başlamadan kampta, yemekte, e, takım içindeki o e, sıkıntıları çözmek için Arda, Emre Kılınç, Oğulcan yani Galatasaraylılığı sorgulanmayan isimler e, onları transfer etmesi bence çok önemli oldu. E, bu yüzden tekrar edeyim onu. Arda, Oğulcan, Emre Kılınç. Bu üç oyuncunun Galatasaraylı sorgulanmıyor. Bu bence çok önemli bir, çok önemli bir faktör. Oğulcan. Gelecek adına. Öyle... aidiyet duygusunu duygusu arttı. Olcan gençken değil hatta böyle çocukken Galatasaray altyapısındaydı. Yani onun böyle Galatasaray A takıma dönüş ben hikayesi de, de, de değerli yani form verilmez alınır bir şekilde döndü dolaştı geldi. Şimdi Galatasaraylık tartışmasının yanı sıra bence şu var. E, bu oyuncuların sağ içi fonksiyonları Galatasaray'ı yukarı çekiyor. Yani şu Olcan'ın performansı gerçekten bayağı iyiydi. Şimdi normalde Olcan öyle sol ayağıyla falan o ilk attığı golde sol ayağındansa sağını almayı tercih ederdi. Bak şimdi ben solumla da gol atabilirim özgüveni gelmiş. Çünkü bir çalışılmış belli ki. Santrafor oynamaya konsantre olunmuş. Tayland'ın tıpkı hep anlatıyorum ya. Pandemi sırasında turnuva düzenlediler. Tayland da Galatasaray'ı oynatıyordu FIFA 20'de. Aa kendini 6 numaraya koymuştu ve aynen böyle oynuyordu demiştim ya. Çok etkilenmiştim. Adamma bak ya böyle antrenman maç çok yani Tayland bayağı bir sibernetik çalışmış. O formayı gözüne kestirmiş. Gerçek hayatta bunu başardı. Ya bu işte kafaca hazırlanmaları. Ben e, açıkçası böyle Tayland'dan böyle bir şey bekliyordum ama bu kadar da iyisini beklemiyordum. Galatasaray'ın oynamasını sağladığı bir oyun var. Taylan'ın kilit rolüyle Galatasaray'ın oynamasını sağladığı bir oyun var. Hucum sürekliliği. Ya çok yüksek tempoda. Mesela ilk golde yine yine bir Oğulcan'ın o topuk pası. Evet. Müthiş bir topuk pası. Çok hızlı. Ama bence asıl 3'ünün birden 3'e 3 üç hücum yapıyor. Bak 3'e 3 üç, antrenmanları da 3'e 3 üç yapmışsındır. Her seferinde de gol atamazsın yani. Maradona bile sende olsa 3'e 3. Üç, tabii. Eee olmaz öyle bir şey yani. Genelde yani, defans kazanır o antrenmanlar. Tabii canım. Tabii, tabii bir de defansorda baya çizersin yani. Hani karşılık da veriyor falan öyle sert olur. Anladın mı yani? Hani öyle de ister hocalar. Abi buradaki 3'e 3'te Tabii. Emre Kılınç 6 pasa yakın kaleciye yakın mesafeden vurdu. Yani gol olma ihtimali çok yüksek bir yerden vurdu. O tip pozisyonlarda oradan vuruş ister hocalar. Yani artık altı pasa kadar gelip net vuruşla golü atacaksın diye. Kaleci iyi çıkardı Uğurcan ama Seken'e yine altı pasta bir oyuncu vardı Arda Turan. Bunu söylemek istiyorum. Hızlı şekilde çoğalma, yoğunlaşma işte çok gerçek. önemli. Şey. Evet, iştah. Çok iyi. Ya. O yoğunlaşma, yoğun. Ya ben de çok iştahlıydım Evren. Öyle olmuyor ya. Yani iştahlıyım atacağım falan olmuyor. Orada top tekniği, pasların e, hızı, bak o oradaki böyle pas temposu çok önemli. İnan onu sağlayan yine Galatasaray mesela hata sonlandıramıyor. Evet Galatasaray'ın galibiyetinden sonra şimdi haftayı bay geçen ama hala Başakşehir maçının etkilerini yaşayan Fenerbahçe'ye geçelim Ali abi. Ee, çok ciddi bir maçtı Fenerbahçe için. Çok önemli bir maçtı. Hakem çok tartışıldı tabii ki. Üzerine de yorumlar da yapıldı ama bu hafta şimdi Artık yavaş yavaş Fenerbahçe az kadrosuna yakın bir kadroya da çıkmaya amaçlıyor. Nasıl buluyorsun Fenerbahçe'nin son durumunu? Bay haftası Beşiktaş'a çok yaramıştı. <laughs> e, milli maç arası da vardı eklenmişti. O bayı Beşiktaş çok iyi geçirdi. Eksikleri e, tamamladı. Fenerbahçe'de şimdi eksik oyuncuları geri dönecek. Bence Fenerbahçe'deki en kritik oyuncu Perotti. Fenerbahçe'de bir oyun <laughs> düşüşü varsa o da böyle... Oyun yükselişi varsa oyun yükselişini başlatan Perotti'nin 11'e dahil olması önce sonradan gerek sonra 11 e başlayarak daha sonra da Beşiktaş derbisinde Perotti'nin oyundan çıkış anıdır. Bayram Ağaççının oyun kalitesinin düşmeye başladığı an. E, Perotti'nin dönmesiyle zaten otomatikman yükselecektir. Bireysel yetenek enjeksiyonuyla başka bir seviyeye çıkacak takımı. E, o potansiyelde bir oyuncu. önce da oynadığı sürede gösterdi. Onun dışında bence bu Samat'ta da önemli bir eksik. Samat'ta e, evet. sadece kendi atacağı gollerle değil, takımın e, gol atmasını sağlayacağı katkı ile de ölçmek gerekiyor. Bu açılardan ya bir kere bu Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Ozan Tufan tarzı ön tarafa duvar paslarıyla gelmeyi seven, duvar pasları üzerine şutla gol bulabilen oyuncular için Samat'ta biçilmiş kaptan. Sise öyle değil. Sise topu ayağına bekleyen bir oyuncu. Samat'ta topun olduğu yere giden bir oyuncu. Sise sonradan girip yeniden iş yapabilir. Benim merak ettiğim bu 4-4-2'ye devam edecek mi Erol Bulut Hoca? Yoksa eksikler nedeniyle Başakşehir maçı da mı özgüydü? Ee, şöyle, Perotti geldiği zaman hem Perotti hem Pelkas hem Samatta'yı oynatmak için nasıl bir 4-4-2 olur o? Zor olur o. Yani e, kolay olmaz. Hani Perotti, Pelkas ikisinden biri evet. forvet oynatıp diğerini solda oynatsan 4-4-2'de. Ya yine mesela Orsan sağına kimi ekleyeceksin mesela? Valencia'yı da bence aradı Fenerbahçe. Valencia öyle süper oynamıyor. Ama Valencia tipinde bir oyuncu. Evet Valencia'da dönüyor artık abi. Koşucu forvet yok. E, Ferdi koşucu forvet değil. Ferdi e, inceci bir oyuncu. Ferdi daha böyle top tekniğiyle oynayan bir oyuncu. Dinamizmiyle hızıyla fark oluşturan bir oyuncu değil. Top tekniğiyle hız oluşturan e, fark oluşturan bir oyuncu. E, bir de Fenerbahçe'de orta saha merkezi sezon başı çok iyiydi gerçekten. Yani bence ligin en iyisi olmayı vaat ediyordu. Ozan, Sosa. Gustavo. Ozan çok formdaydı. Ozan'da da ister istemez form düşüklüğü oldu. Gustavo'da da bile oldu. Ee, ve Gustavo'nun hani oynamadığı hafta falan iyice fener sıkıntı yaşadı. Kart cezası olduğu hafta. Şimdi tekrar üçü beraber mi oynayacak? Erol Bulut Hoca'nın her şeyden önce Sosa'yla futbolcu teknik direktör ilişkisini taktiksel açıdan düzeltmesi gerekiyor. Sosa'nın sıkıntısı neyse çözmeleri gerekiyor. İşte demin Oğuzhan Özyakop'ta örnek verdim. Yani belki yavaş yavaş ısındıracaksın. Tabii Sosa'nın daha yaşı var. Ama bu yine yani 5 oyuncu değişikliğinde de oyunu değiştirmek için çok değerli bir oyuncu olduğunu daha ilk maçtan göstermiştir Rize Spor için e, ligin belki de en iyi yedek oyuncusuna onu, Impact Player'a, oyuna sonradan girip oyun akışını değiştirecek oyuncu konteyni. Mesela geçen sene bu zamanlar Erdoğan Yeşil Yurtlu Sivas Spor'da. Hatırla oyuna sonradan girip girip oyunun akışını değiştirme konusunda. E, belki Sosa'yı bu role soyunduracak 4-4-2'ye dönerse. A planında. Çünkü 4-4-2'de... o zaman Sosa'yı sosayla... kaybetmez mi sence öyle abi? Ya bilmiyorum. Bak şimdi bu kaybetme diye bir şey yok. Yani Sosa'nın da böyle kaybolma lüksü yok hocam. Sosa'sız Hı. sen. Ee, kaç yaşında geldin? Ee, Türkiye'de oynadığın Üçüncü büyük kulüp. Böyle bir şey yok. Yani Sosa da e, Sosa'da bir adım atmalı. Erol Hoca da bir adım atmalı. E, aradaki mesele neyse halledilmeli. <laughs> Ama dediğim gibi yani takımın dizilişi, takımın Futbol ideolojisi, oyun planı, al planı daha netleşmeli ve bu iş Perotti etrafında dönmeli diye ben düşünüyorum. Artı Fenerbahçe ne oynarsa oynasın ki sezonun kalanında 4-4-2, 4-3-3, üçlü savunma ne oynarsa oynasın. Fenerbahçe'nin gerçekten majör bir stoper alması gerekiyor. Lugano etkisi oluşturacak bir oyuncu alması gerekiyor. E, çünkü eldeki stoperleri eşleşmelerinden ligin en iyi stoper tandemi çıkmayacağı kesin. Evet, stoper de al, almak için e, bazı çalışmalar var. Şampiyonluk oranlarıyla başlamıştık hala. Bitirirken şampiyonluk oranlarını Beşiktaş'ın oran, evet, beşik 310, şey. 3-10. Galatasaray'ın 2.90, Fenerbahçe'nin 2.65. Onu da hatırlatmak istedim. Tam zaten tersten ben yaptım. Hani söyledim ya program evet, dışında. Evet, yani, yani, 2, yani Aynen, yani rakamları söyleyeyim istedim. Peki, Diego Costa Atletico Madrid'den ayrıldı. Ne diyorsun? Türkiye'ye yol düşer mi? Ya umarım düşmez abi. Yani niye? Çünkü yani yakın zamanda çok gördük. Bence o tarz transferler yerine tabii ki bulunamaz Sörlot gibisi ama e, o tarz transferler bence daha sanki ligimizde etkili olur gibi. Yani Diego Costa çok para ister. O açıdan bakıyorum ben mesela. Ağışı çok yüksek olur. Doğru söylüyorsun, Evet, doğru yani söylüyorsun. şu an Türk takımlarının Ocak ayında özellikle e, o kadar rakamlara çıkma ihtimalinin bir hata olabileceğini düşünüyorum. O, yoksa çok kaliteli yani. oyuncu tabii ki değer kadar. En iyi olduğu dönemde yani Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olduğu dönemde gerçekten Süper Lig için e, döneminde, o döneminde en çok formda olduğu dönemde tam böyle Süper Lig'lik bir santrafordu. Savunmacılarla evet. dövüşecek e, ve <laughs> gollerini atacak öyle bir oyuncuydu gerçekten de. Ama hala o oyuncu mu? O da çok tartışılır bak. Çünkü Orası o, tartışılır. 2020'yi Diego Costa dedi ki çünkü ailevi sebeplerden evet. ayrılıyorum dedi ama ya İspanya'da çözülemeyecek nasıl bir ailevi sorun olabilir ve o sorunu nasıl Türkiye'de çözebilirsin? Nedir ailevi sorun mesela? Çocuklardan bir tanesi ben Türkçe öğrenmek istiyorum İspanyolcu değil mi dedi falan. <laughs> İspanyolcu zaten hani yani o böyle haberler yazılıyor da arkadaşlar yapmayın ya valla. Okuyucuyu izleyiciyi biraz kale alın ya. okuyucu evet. izleyici de... Benim kadar akıllı yani anlatabiliyor muyum? Yani yapma, yapma, yani böyle tık alacağım diye. Ee, 2020'yi yani. geride bırakayım. Yani ailevi sorunlardan dolayı abi Türkiye'ye gelmek isteyen kim olabilir? Boşnak bir oyuncudur, Sırbistan liginde oynuyordur. Çoluk, Gibi. çocuk rahat edemiyordur okulda normal olarak değil mi? İşte falan evet. filan bu tip şeyler olur yani. Evet 2020'yi ee, 2020 şimdi geride bırakıyoruz Ali abi. Ee, İki, Olan tek iyi şey Liverpool'un <laughs> şampiyon olması. O da yani olana kadar çoktan garantiliyordu pandemi girdi araya. 2020 felaketti benim için. Ya onu Herkes söyleyecektim. Için. Bir yeni yıl mesajı alayım Ali abi senden. Vallahi sağlık diliyorum sadece. Önce sağlık Hı -hı. diliyorum. Sonra sağlık diliyorum. Sonra yine sağlık diliyorum. Yeter. Sergen Yalçın dediği gibi çok fena fenalık geldi bana da. Abi çocuklar okuluna gitsin. Biz şöyle bir çıkalım parka marka falan filan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Beni? Özledik, Abi park, özledik. Eskiden park deyince çocuk parkı, şimdi park deyince Queen's Park Rangers. Yine maç izle, yine maç izle, yine maç izle. Böyle <laughs> <laughs> yani. Queen's Park diye de takım var evet. biliyor musun? Robert Simon oynadığı takım. Ee, İngiltere'ye gelen Aa, Öyle mi? Onu bilmiyorum. bilmiyorum. Var, tabii. Queen's Park. O daha da kötü takım. Hayır. Queen's Park Rangers iyi yine. Yani. O da çok garip evet. bir takımdır. Takımın adı Les hem Rangers var. Hem takım. takım var. Tabii ama formalar böyle Celtic gibi çizgi çizgi falan filan. Değişik bir takım. Ben severim ha Queen's Park Rangers. Bu Libertins grubu vardı ya, ondaki o serseri çocuklar tutar e, Chris Park Rangers'ı. Ya serseri değil, bunlar tabii tatlı serseri biliyorsun, hani şey değiller. Evet. Abi özür dileriz falan, tamam kardeşim bir gençliğine veriyorum falan, böyle çocuklardı bunlar. <laughs> ee, ama 2020 hepimizi yaşlandırdı, evde otur otur otur. Abi futbol maçları da olmasa ne olurdu halimiz gerçekten Evren ya. Yani. Tabii canım. Yani özellikle Belarus, Belarus Ligi e, pandeminin ilk döneminde Mistikom'da gerçekten canlı canlı aktarıldı. Biliyorum. Ama çok moral bozulmuştu benim onu ya. Ulan ola ola Belarus Ligi onu. mi yani? Bunu mu bize <laughs> görüyorsunuz? Like. Almanya bak Bundesliga başladı ben tekrar hayata döndüm biliyor musun? Valla. <laughs> Çünkü Almanya ligini organize edenler bizim pandemide dahi ligin nasıl organize edilebileceğini gösterdiler. Ben hala buradan TFF'ye teessüf ediyorum. Ya 9 oyuncuyla bile olsa sahaya çıkılacak nedir ya? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Dün gece biliyorsun City, Manchester evet. City, Everton maçı oynamadı. City'deki vakaların çoğalması nedeniyle. Abi hakikaten dokuz Ertelen. 9 kişi kalırsa o takımı sahaya... Hakikaten 11'e 9 maç mı yaptıracaksınız ya? İnanılmaz, inanılmaz. Ya, ya o haftanın skandal ya. açıklamalarından biri bence. Sen işte ee, 11'e şekilde... dokuz... 11 e 9, şekilde... 11 9 mı 9 kişilik takımda? Ya oynadım ama iki kırmızı karttan dolayı oynadım yani. Ya tamam Direkt işte 20 dakika bile oynuyorsan ne kadar kötü 90 dakika sahaya öyle Tabii. çıkılır mı abi? Zaten öyle sahaya çıkılır mı? 11-11 başlar maç. Böyle saçmalık olur mu 9-11 diye? Tabii. Yani, Hayır ben saçmalık. şunu, şunu söyleyip bitireyim seni. Seni böyle güldüreyim. 11'e 9 ben 3 dakika dayanabildim. 11'e 8 oldu maç. Yani benim öyle. <laughs> benim... <laughs> Şırı abi, abi. sinir bozucu bir şey yani. yani bir şey eksik tamam. Bir şey eksik değil abi. Şey gibi böyle ortada fare oyunu vardır ya antrenmanlarda abi onlar beter evet. ya çıldırmışsın yani anladın mı? Direkt Roy Keane'e bağlıyorsunuz. 11'e 9 ne ya falan diye. Abi bu hakikaten inşallah böyle bir şey olmaz ama yani olabileceğini ihtimalinde bulundurup icabında 9'u 11 sahaya çıkılacak demek. Ya ben size teessüf ediyorum ya ilerleyen yıllarda gerçekten yeni kuşak sizde öyle bir dalga geçecek ki. Acayip dalga geçecek yani. Çok acayip mizah malzemesi veriyorsunuz insanlara diyeyim. Öyle Kesinlikle. bir şeyler istersen. Abi ağzına sağlık. Güzel bir yıl oldu. Seninle program yapmak benim için çok büyük bir keyif ve onur ya her şeyden önce. Güzel, de güzel ee, falan bir yıl olmadı. Nereye güzel bir yıl oldu yani? Hayır seninle yaptığımız programlar güzel oldu. O anlamda. Ya, yani daha yani sağlıklı yıllarda yaparsın. Sen rahat ol. Rahat İnşallah. Ol. E, o yüzden e, Mistikom izleyicilerine de teşekkür ederim. Teveccühleri için. E, çok keyifliydi onlarla beraber olmak. 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 Evet. Kendinize iyi bakın. Evet. Yeni Başka yılda böylece bitiriyoruz. Bizim gönlümüz her zaman beraber. Herkese sevgiler, sağlıklı yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Evren tam bir böyle gönül insanısın yemin ederim. Rahmetli Neşet Ertaş'ı hatırlattın <laughs> bana. Gerçekten. Işte iyi, i̇yi anlamda söylüyorum. Çok severim Neşet Ertaş'ı. Görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah. Gönül bu güzel şarkıdır. gönülde Görüşürüz. Onunla <laughs> bitiriyoruz. Neşet Ertaş'tan geliyor. Ağlama getiriyorum <laughs> şimdi falan. <laughs> bağlamam vardı eskiden kırıldı ya. Bu evet. Gerard'ın ayağını kaydı maçta işte, bağlamam kırıldı sorma ya. Eyvah. Neyse kral. Kendine iyi bak. Abi öpüyorum. Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah Zevra. Güle güle.